Herkese merhabalar. Kampın başlamasına son 7 gün kaldı. Liseli oluyoruz artık. 9. sınıfa geçiyoruz. 8'den 9'a geçiyoruz. Ve 9. sınıfta bizi neler bekliyor onlara bakacağız. Ve gerçekten aklımıza bir sürü soru geliyor. 9. sınıfta ne olacak? 9. sınıfta dersler nasıl olacak? Zor mu? Kolay mı? İşte bunların hepsini teker teker cevaplayacağız bugünkü videomuzda. Bir kere 8'den 9'a kampımız var biliyorsunuz. 7 gün kaldı başlamasına. Ve şunu unutmayın. Bak 8'den 9'a hazırlık kampımıza gün gün neler yapacağımız burada programımıza belli. Programımıza açıklama linkten, iyi butonundan falan filan indirebilirsiniz. Bu programı duvarınıza asıp çalışabilirsiniz. Bir kere, bir kere yapacağımız şey aslında şu. Önceki sınıfları bir tekrar edeceğiz. 6, 7, 8'e sonrasında 9. sınıfı hazırlanmış olacağız. En önemli şeylerden bir tanesi sarmal yapıda olan Milliyetin Bakanlığı müfredatlarını gerçekten iyi anlayabilmek. İşte bunu biz sizin için çalıştık ve 8'den 9'a geçerken bu arkadaşlar matematik adına hiçbir şeye eksik geçmeyelim e, istedik. Yani mükemmel bir şekilde 9. sınıfa hazır ve nazır bir şekilde başlayacağız. Peki bir kere şunu da söylemek istiyorum. 8'den 9'a kampımız Tonguç 9. sınıf kanalında olacak. Artık biz 9. sınıf kanalını takip edebiliriz. 8. sınıfa da destek olmak için lütfen kanal aboneliğinden de çıkmayalım. Sadece bildirimleri kapatabilirsiniz. Peki bir kere motivasyon sözünü verelim ilk başta. Platon demiş ki başlangıç işin en önemli kısmıdır. Gerçekten de en önemli kısımlarından bir tanesini halledelim ilk başta. Yani Erken kalkan yol alır. Bizim de bir atasözümüz var biliyorsunuz. İşte bunun gibi özü sözler her zaman şunu gösteriyor. Biz iyi bir başlangıç yaparsak o öyle gider. İşte lütfen ama lütfen iyi bir başlangıç yapalım. Gerçekten ilk sınavlarımızda iyi notları alalım. Hocamızın gözüne girelim. Aynı zamanda o yüksek notumuzla beraber diğer notlarımızı da aynı seviyede tutmak için gayret göstererek artık sınıfımızı harika bir şekilde geçelim. Artık liseliyiz. Eskiden yaptıklarımız LGS'de işte matematikte patladık falan hiç önemli değil. Bunların hepsi geçti gitti. LGS'de matematik soruları gerçekten çok zordu. Bu şu demek değil ya matematikten 3 net yaptım veya 10 net yaptım veya 20 net yaptım. O zaman benim Matematiği seviyen bu değil, değil kesinlikle değil. LGS'deki matematik soruları hem sınav stresi vardı, hem insanın baskı stres var. Gerçekten. hani aile baskısı olanlar var arkadaşlarımızdan. ...işte ne bileyim e, insanlar o sınav ortamında böyle bir e, bilse de yapamıyor ya. Gerçekten ben olsam ben de bilsem bile yapamayabilirim. Normal bir şey bu. Dolayısıyla gerçekten matematik seviyemizi tam bir şekilde ortaya koyabildik mi? Veya işte sınav soruları gerçekten matematik seviyemizi gösterebilecek düzeyde miydi? Hayır değildi. Çok zordu. Bazı sorular gerçekten çok zordu. Dolayısıyla bizim öğrendiğimizle bağlantılı olmayan sorular da var. Dolayısıyla hiç onu unutun kesinlikle sizin matematik seviyeniz bu değil. Sizin matematik seviyeniz daha da yüksek. Dolayısıyla kesinlikle bunu düşünerek matematiği bir kere bir halletmeye çalışalım. Peki günün sorusu ne? Yağmur Aylin Demirci demiş ki dokun ısırımın konularını neredeyse hiç bilmiyorum. Bazılarını anlamıyorum. Açığımı yaz tatilinde nasıl kapatacağım? Üniversite sınavında ne yapacağım ya demiş. Gerçekten de süper sorular. Şimdi bir kere birinci adımı söylemek istiyorum. Biz bir kere 8'den 9'a hazırlık kampı hazırladık. Ve burada bu kampımızda dikkat edelim matematiği bir hallediyoruz. Neden matematik? Ya bunu herkes biliyor artık. Ya anlatmaya gerek yok. ÖSYM'de en zor sorular, LGS'de en zor sorular ve lise hayatımız boyunca en temel ders fiziği etkiliyor, kimyayı etkiliyor. Kimyadaki ben size şunu söyleyeyim. 11. sınıf kimya matematiktir ya başka bir şey değildir. Mol hesapları falan filan. Ya o kadar değerli ki matematiğin temelini oluşturmak. Oradaki oran orantıyı bilmek o kadar değerli ki. İşte dolayısıyla biz matematiği bir halledelim. Nasıl halledeceğiz? 8'den 9'a matematik matematik hazırlık kitabımızı halledeceğiz. Yani aslında biz bu ilk soruya cevap veriyorum. Bak Yağmur'un ilk sorusuna cevap veriyorum. Bir kere 8'den 9'a matematik hazırlık kitabımıza bak 6, 7, sekize tekrar ediyoruz. Mesela üstü sayılarla alakalı e, neler öğreneceğiz 9. sınıfta? Ondan önce neyi bilmemiz gerekiyor bizim? Aslında üst sayılarla alakalı hemen burada açmak istiyorum üst sayılarla alakalı testlerimizi. testlerimize. Üst, üst sayılarla alakalı dikkat edelim. Biz bunu 6. sınıfta görmüştük bir sayının karesi, kübünü ve benzeri üstü ifadeleri. E, aynı zamanda 7. sınıfta görmüştük. Aynı zamanda 8. sınıfta görmüştük. İşte bunların hepsini tekrar edip 8. sınıftan 9. sınıfa geçeceğiz. 8'den 9'a geçeceğiz. İşte bu kaynakla bunu halledeceğiz. Çünkü matematik en temel ders. Yağmur'un o zaman ilk sorusunun İlk kısmi cevabını verdim. Hiç bilmiyorum bazılarını anlamıyorum. Açığımı yaslarken nasıl kapatacağım? Bir kere 8'den 9'a hazırlık kampımızda çalışacağız ve harika bir şekilde eksiklerimizi kapatacağız. Peki onun dışında, onun dışında ne yapabiliriz? Onun dışında 8'den 9'a hazırlık kampımızda zaten 9. sınıf konularına bir giriş yapacağız. İşte bunlarla alakalı tekrarlarımızı yapmak istersek de ne yapabiliriz? Konulara, 9. sınıf konularına erkenden başlayabiliriz. Benim size tavsiyem, mesela hemen size şunu göstermek istiyorum. Dokuzuncu sınıf fizik. Fizik ilk defa göreceğimiz. Fen artık fizik, kimya, biyolojiye dönüştü. Ve fizikte Burada birçok ünite var fizikte göreceğimiz. Fizik bilimine giriş ilk ünitemiz olacak. İkincisi madde ve özellikleri. Üçüncüsü hareket ve kuvvet ünitesi. Dördüncüsü enerji ünitemiz. Beşincisi ısı sıcaklık ünitemiz. Altıncısı elektrostatik ünitemiz. Ben sizin yerinizde olsam net bir şekilde söylüyorum ilk üniteyi bitirirdim. İlk üniteyi bitirir iyi bir başlangıç yapardım. Okula geldiğim zaman ben zaten ilk üniteyi zaten sözel bir ünite. Bu arada hani böyle çok sayısal bir şey de yok. Ben olsam bunları okurdum. Konuyu oku. Buradan hemen birkaç tane soru çöz. Pekiştir. Konuyu oku. Buradan birkaç tane soru çöz. Ve zaten sözel bir konu olduğu için pekiştirirdim. Arada birkaç tane test çözerdim. Yapamazsam da hemen çözümüne bakardım. Hiç uyuyamazdım. Ya ben işte kendim çözmeyeyim. Ay gerek yok. Zaten konuyu öğreniyoruz da. Zaten sıfırdan kitap olduğu için hani böyle rahatlıkla yapabiliriz bunları. Çok temel seviye sorular var burada. Temel seviye sorularla bunları öğrenirdim. Sonrasında birinci üniteyi bitirdiğiniz zaman bakın başlangıcı iyi yaptığımız zaman bir kere motivasyonumuz artıyor. Hocamızın gözüne giriyoruz. Bir kere ilk sınav notumuz çok yüksek geldiği için onu düşünmemek için mücadele ediyoruz. Yani salmıyoruz. Aa, benim zaten ilk notum elliydi. Ya ben zaten kaldım veya ben zaten geçemem artık. Benim zaten seviyem yokmuş. Hayır. İlk notumuz çok değerli. Dolayısıyla ilk notumuza iyi bir not alarak gerçekten de bir kere çalışmış oluyoruz. İşte bu şekilde sıfırdan bir şekilde çalışırsanız ben olsam mesela matematiğe de aynı şekilde. Matematikte mesela ilk defa göreceğimiz bir konu başlığı var. Zaten sizinle beraber 8'den 9'a kampında yapacağız. Mantık mesela. Mantık konusunu buradan sıfırlar birler çok eğlenceli bir konu aslında. Hani ilk başta böyle o adı korkutucu gözüküyor ama gerçekten beni dinleyince veya işte derslerimizi dinleyince ardından birazcık da bunlarla alakalı böyle pekiştirme yapınca zaten çıtır lokum oluyor gerçekten de. İşte bunların hepsine bir giriş yapardım. Ben olsam birinci üniteleri bitirirdim. Birinci üniteleri bitirirseniz gerçekten harika bir şekilde hazır olursunuz. Peki üniversite sınavı ne yapacağım ya? Daha dur çok var önünde. Ama dokuzuncu sınıfa gerçekten iyi bir başlangıç demek. Üniversite sınavına iyi bir başlangıç demek. Neden dokuzuncu sınıf önemli? Çünkü üniversite sınavının dörtte biri dokuzuncu sınıfta oluşuyor. Ama bence, bence üniversite sınavının Dörtte biri değil, neredeyse yarısı 9. sınıfta oluşuyor. Çünkü 9. sınıfta problemler diye bir kısım var. Yani TYT diye sınavda, matematik sınavında... Ya 13 tane soru geliyor. Yani zaten 40 soru var ya, böyle bir şey olabilir mi? Yani artık problem çıkmayan soru kalmadı neredeyse. O kadar çok fazla problem geliyor ki karşımıza. Hatta yani artık diğer soruları da problemleştirmeye başladılar. O yüzden rica ediyorum ama rica ediyorum. 9. sınıfa çok önem verin. Üniversite sınavında ne yapacağım ya düşüncesi aslında şöyle değişmeli. Dokuzun sınıfta ne yapacağım ya diye düşünmelisiniz. Çünkü dokuzun sınıfı iyi geçirirseniz zaten üniversite sınavına hazırlanmış oluyorsunuz. Doğal olarak hazırlanmış oluyorsunuz. O yüzden Yağmur'un cevapları bunlar diyebiliriz. Ve günün verimli kaynağında demin de söylediğim gibi kampta kullanacağımız 8'den 9'a matematik hazırlık kitabını kullanacağız. Çok önemli 6, 7, 8'i tekrar edeceğiz ve 9'a tam ve net bir şekilde hazırlanmış olacağız. Unutmayalım. TYT konuları ağırlıklı olarak 9 ve 10. sınıf konularını kapsamakta. Dolayısıyla TYT Türkçe'de mesela paragraf en öncesi. Yani Gerçekten artık herkes de şunu söyleyecek günde 10 tane paragraf lütfen çöz bunu çözmeden yatağa girme veya işte sabah ilk kalktığında paragraf çöz veya ben şunu tavsiye edebilirim birçok arkadaşımız da üniversite sınavına giren arkadaşımız da bunu söyleyecektir size ders çalışmaya başlamadan önce 10 tane paragraf çözün kafanızı açın okuma becerilerinizi hem geliştirin hem üniversite sınavında en fazla paragraf çıkacak karşımıza. Paragrafla alakalı bütün dertlerinizi çözersiniz. Günde 10 tane paragraf. Çözme. Ders çalışacaksın, matematik çalışacaksın ama... Oku paragraf sorularını. Paragraf sorularını çöz. Beynini bir aç. Yani motoru çalıştır. Hani aynı arabanın ilk başladığı zaman böyle kontağı açıyorsun. Zın zın zın. Orada yağlama gibi aslında beynin de böyle açılıyor. Beynin damarları açılıyor. Okumayı, anlamayı ve benzeri geliştirdiğin zaman tak diye damarların açılıyor. Matematikte de problemler konusu en önemlisi. O da 9. sınıfta göreceğimiz konu başlığı. O yüzden gayet gayet önemli konu başlıkları bunlar. Ve bütün bu, bu arada birinci ünitelerin hepsinde şuradan bir Mesela 0'dan 9'a fizik var, matematik var, kimya var, biyoloji var. Bunların dördü de 0'dan 9'a sayısal setin içerisinde var. Ve aynı zamanda bir de 0'dan 9'a sözel var. Bu da edebiyat, coğrafya, tarih var. Bu iki setle beraber de 9. sınıfa şimdiden başlangıç, iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Hadi bakalım o zaman kampımıza sizi de bekliyoruz. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.